Pardon. Efendim. Mehmet. Mehmet benim. Kimle görüşüyorum? Sevilay ben. Pardon. Efendim Sevilay. Mehmet, yanıma gelebilir misin? Lütfen son bir kez, çok ihtiyacım var. Ne saçmalıyorsun yine? Mehmet, bak bir şey yaparım kendime. Zarar veririm, gerçekten yaparım bunu. Kendine gel. Kim var yanında? Biri var mı? Yalnızım, yalnızım yine. Sevilay, biz bu işi bitirme kararı aldık, değil mi? Bir daha görüşmeyeceğiz dedik. Neyi zorluyorsun hala? Benim kararım değildi ki bu Mehmet. Sen buna tek başına karar verdin. Bak Mehmet, benden bu kadar kolay kurtulacağını düşün. Sevilay Hanım, iyi misiniz? Hakan, dikilip durma kapımda. Git zıbar yat, ne yapıyorsan yap. Biliyorum. Biraz fazla üzerine geliyorum ama seni böyle hüzünlü görünce ben de mutsuz oluyorum. Sen benim hayatımdaki en önemli şeysin. Yıllarca başkalarının mutluluğu için uğraşıp durdum. Ama şimdi sen varsın. İlk defa huzurluyum. Mutluyum. Ben de huzurluyum. Hem de hiç olmadığı kadar. Herhangi biri yüzünden, herhangi bir sebepten ne olursa olsun bunu kaybetmeyelim. O yüzden konuş benimle. Yeter ki konuş. Gerisi kolay. Tamam. İşle ilgili bir sorun çıkmış. Gitmem gerekiyor. Yüklemeyle ilgili mi? Tehlikeli bölgeden geçiyorsunuz değil mi? Evet. Gecikmeden dönerim. Nedim, hemen atacağım koluma gel. Anlaşıldı Mehmet Bey. Çocuklara da haber vereyim mi? Tek gel. Doktora orada söyle, uyanık olsun. İhtiyacımız olabilir. Emredersiniz Mehmet Bey. Bitti diyorum, anlamıyor musun? Bitti, ayrıldık biz. Çok zaman oldu. Neden? Evlendim ben. Çok mutlu bir evliliğim var. Mutlu musun gerçekten? Mutluyum, çok mutluyum. Oldu mu? Anlamıyorum. Sen ciddi bir ilişki istemiyordun ki Mehmet. Evlenmek falan senin aklında hiç yoktu. Ha, ne oldu birden gittin, evlendin, sadık kaldın falan? Koruman burada mı? Ara gelsin, seni bir hastaneye götürsün. İyi değilsin. Çok mu aşıksın? Ha? Neyine aşıksın? Ya anlamıyorum. Onda olup bende olmayan şey ne Mehmet, lütfen? Bir şey söyle. Ya söyleyebileceğin tek bir şey yok mu gerçekten? Her şeyine aşığım. İyiliğine aşığım. Güzelliğine aşığım. Eline, ayağına, tenine, kokusuna, her şeyine aşığım. Çok mu iyi? Yeter. Ha? Mehmet. Mehmet! Gizem Hanım. Günaydın. Ah, günaydın. Mehmet gelmedi mi? Yok, evde yok.
Ben geldim. Üzerinizi örttüm. Bir şey ister misiniz? Yok. Allah Allah. Yavrum baban nereli? Nereden bu kışın sen? Sabah olmuş. Açsana hayatım. Aa pardon, gömleğini sana sormadan çıkardım ama Hakan'a vereyim istersen temizletip getirsin hemen. Buradan direkt işe gidersin değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Dün gece çok güzeldi. Kokunu özlemişim ben senin. Bak sen de beni özlemişsin. İşte kaldın yanımda, kıyamadın bana. Sen iyice delirmişsin. Tedavi olman lazım. Demeli ay seni çıtır çıtır yemeli. Bu gece yalnız kalmasın. Olmadı yarın hastaneye götürürsünüz. Daha iyi olur. Sağ ol doktor. Zahmet oldun. Geçmiş olsun. Nedim doktor bey eşlik et. Aşağıda bekle beni, birazdan çıkacağım. Mehmet gitme, yanımda kal lütfen. Mehmet, ben sana ne yaptım? Ha? Ben bu kadar düşmanlığını hak edecek ne yaptım? Gerçekten bilmiyorum. Şşş, tamam. Dinlenmen lazım. Hadi biraz uyu. Gitme bir yere, olur mu? Yanımda kal lütfen. Bırakma beni, olur mu? Hadi uyu biraz. Daha beni aramayacaksın. Aa, Mehmetciğim, şimdi iş yerinde bir şey olur, bu benim kulağıma gelir. Aramayayım mı yani? Biz neticede eski ortağız. Öleceğimi bilsen yine de beni aramayacaksın. Benimle iletişim kurmayacaksın. Kendinden bu kadar emin konuşma Mehmet. Bir bakarsın hayatında kimse kalmamış. Ama ben her zaman senin yanında olacağım. Her koşulda. Aa, Allah korusun tabii ama diyelim karının başına bir şey geldi. Neydi adı? Gizem miydi? Sakın. Gizemdi değil mi? Bana bak. Gizem'in adını ağzına alma. Ailemden uzak dur. Hakan! Hakan yetiş! Saçmalama. Hakan! Ne yapıyorsun? Saçmalama. Ne yapıyorsun lan sen? Şşş. Bu pisliklerini benden uzak tut. Silah çekersen seni değil mezardaki sülaleni bile uyutmam. Anladın mı? Güzel. Artık kapatmam lazım, patron geldi. Nedim. Pardon Mehmet Bey, asker arkadaşımı kapatamam. Bana temiz bir gömlek çıkar. Nasıl emredersiniz efendim.
seni sonsuza kadar seveceğim. Yine de belgeleri yollayalım. Öyle mi diyorsun? Yavuz Bey. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Uzun bir müddet daha görüşmeyiz diye düşünmüştüm ama sürpriz oldu. Unuttunuz galiba. Ben sürprizlere bayılırım. Bizde zaten sürpriz çok. Sen laftan anlamıyorsun değil mi? Nedim. Sevda yanıma eşlik et. Çıkıyorlar. Yavuz abi. Mehmet. Saatini benden unutmuşsun hayat. Bunun için geldim, kötü bir niyetim yok. Ver şunu. Bize biraz müsaade edin. Sigorta ile ilgili belgeler tamam değil mi? Orada bir sorunumuz yok. Sigorta yok da abim de var. Abin neyi nasıl yapacağını bilirsen bunları düşünme. Mehmet'ciğim, senin adına çok sevindim. Ben işleri ayırdıktan sonra ne kadar hızlı büyümüşsünüz. Benimle tekrar birlikte olmak istiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Mümkünse beraber iş de yapalım. Boşanayım mesela. Bunları mı hayal ediyorsun? Mesela? Ama bu olmayacak. Çünkü ben karımı seviyorum. Seni de istemiyorum. Çok basit değil mi? Beni aklından at. Yoluna git. Kendine güzel bir hayat kur. Mutlu ol. Bak işte, elinde değil. Hala beni düşünüyorsun. Kendine bunu nasıl yapabiliyorsun? Nasıl kendini bu kadar aşağılayabiliyorsun? Çünkü inanıyorum Mehmet. Sen de ben de biliyoruz, bir tutuldun, evlendin falan. Sıkılacaksın. Eski hareketli hayatını özleyeceksin. Ya bunlar gelip geçecek. Sen, ben seni çok iyi tanıyorum Mehmet. Sen yine bana geleceksin. Yok. Sen iflah olmazsın. Beni delirteceksin. Sonunda olacak. Ben iflah olurum. Ama nasıl olurum biliyor musun? Böyle olurum. Sen benim yanımda olursan. Baksana beraber ne kadar güzeliz. Sil şunları. Aa, hayatta silmem. Hiç böyle fotoğrafımız yoktu. Hatta paylaşsam mı? Bana bak. Bu fotoğrafları sileceksin. Tek bir fotoğrafı bile kimse görmeyecek. Yoksa başına gelecekleri biliyorsun. Mehmet. Neyse, sen bizi boş ver, konuşuruz sonra. Sen işine bak. Hı? Başka bir şey kaldı mı? Yok, hepsi bu kadar. Eline de hiç yakışmıyor. Ben bu telefonu niye kapamadım ki? Annen arıyor değil mi? Ha,
Hayatım lütfen konuş. Kadın zaten nasıl üzüldü, yazık. Hadi sen konuş, ben hallederim buraları. Tamam, hemen geliyorum. Beni niye hala arıyorsun sen? Söylediklerimden hiç mi bir şey anlamadın? Mehmetciğim, haberi geldi, çok üzüldüm. Neyin haberi? Korsanlar geminizi rehin almış. Derdin ne Sevilay? Ne istiyorsun? Haklısın. Sevmek başlı başına bir dert. Neyse, yarın öğlen görüşürüz. Tıpkı eski günlerdeki gibi yani. Basit bir teslimat sadece. Basit ama çok kazançlı. Neyse, siz düşünün, bana haber verirsiniz. Görüşürüz. Ne diyorsun? Tabii ki hayır diyorum abi. Sence ben böyle bir şeye evet der miyim? Eski Mehmet demişti. Bak ne güzel söylüyorsun işte eski Mehmet diye. O zamanlar yaptık o cahilliği. Bir kere de yapmamıştın üstelik. Neyse abi. İllegal işin biri de bir, bini de bir. Şanslıydık, yakalanmadık. Bir daha aynı riski göze alamam. Neyse, konuşuruz bu konuyu bir kere daha. Ben gidiyorum. Nereye? Akşama düğün var ya. Tabii ya. Tamam abi, sen çık. Orada görüşürüz. Sen gelmiyor musun? Ben Serdar'ı bekleyeceğim. İyi, ben gittim. Mehmet'le işin yok senin. Bütün planı programı benimle yapacaksın. Niye? Mehmet korkuyor mu benimle görüşmeye? Yeniden aşık olmaktan mı endişeleniyor yoksa? Senin derdin iş yapıp para kazanmak değil mi? Öyleyse Mehmet'le görüşmüşsün de görüşmemişsin de. Bu kısmı senin hiç ilgilendirmemesi lazım. Peki madem öyle olsun. Bak Sevilay, ben çok ciddiyim. Mehmet'in adı bile geçmeyecek. Bu iş ikimizin arasında. Sonuçlarına ben katlanacağım. Müsbet ya da menfi. Büyük bir fedakarlık yapıyorsun Yavuz. Neden? Çünkü onlar benim ailem. Bu duruma gelmelerinde benim de çok büyük payım var. Düzeltirim ya da dibi boylarım, benim için mesele bu kadar basit aslında. Şimdi gidiyorum. Konuştuklarımızı sakın unutma. Ve son bir şey. Neymiş? Gizem. Mehmet'in eşi. Benim kızım sayılır. Onu üzen olursa, onu üzeni ben çok daha fazla üzerim. Üzermiş. Benimle iş yapmak için can atıyorsunuz Yavuz Bey. O nasıl olacak? İnsanın ele geçirmenin çok fazla yolu var aslında. Bazen karşı tarafta yarattığın saygıyla olur. Bazen paranın verdiği güçle, işte bazen bildiğin kaba kuvvetle. Ama bunların hepsi gelip geçici şeyler. Asıl kalıcı olan ne biliyor musun? Karşıdakinin en zayıf olduğu an. İşte o anı bilip de hamleni o anda yaparsan hemen ele geçirmiş olursun. Karşındakini hop diye avcına düşürürsün. Peki niye kalıcıdır? Çünkü insan düştüğü kuyudan onu çıkaran eli asla unutmaz. İşte ben de tam böyle yapacağım. Mehmet kuyuya düştüğünde, karısı bile onu bırakıp gittiğinde, onu o kuyudan çıkaran el benim elim olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.